tasavvuf, insanı kemal kavuşturan yoldur. Ali İbnül Feleki Hazretleri hadis hafızıdır. İran'da Hemedan'da doğdu. Burada, Irak ve Horasan bölgelerinde büyük alimlerden ders aldı. Sonra da Has Abdullah-ı Herevi Hazretlerine intisap ederek tasavvufta yükseldi ve icazet alarak talebe yetiştirdi. 427'de, miladi 1036. Nişabur'da vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki, insan, dünyada baki değildir. Dünya zevklerine daldıkça, dertler, üzüntüler, güçlükler artar. Birinin gündüzleri oruç tuttuğu, geceleri namaz kıldığı, fakat kötü huylu olduğu, dili ile komşularına, arkadaşlarına eziyet ettiği söylendiğinde, Resulullah Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, cevabında, böyle olmak iyi değildir. Gideceği yer, cehennem ateşidir, buyurdu. Diğer hadisi şeriflerde buyuruldu ki, dünyada, kalıcı değil, yolcu gibi yaşamalı. Öleceğini hiç unutmamalı. İbadetleri az olan bir kul iyi huyu ile, kıyamette yüksek derecelere kavuşur. İbadetlerin en kolayı ve çok faydalısı, az konuşmak ve iyi huylu olmaktır. Bir kulun ibadetleri çok olsa da, kötü huyu, onu cehennemin dibine götürür. Bazen küfre götürür. Güzel ahlakı tamamlamak, yerleştirmek için gönderildim. Semavi dinlerin hepsinde iyi huylar vardı. Bu din, bunları tamamlamak için gönderildi. Bu din varken, iyi huy bildirecek başka kaynağa, başka kimseye lüzum yoktur. Bunun için, Muhammed Aleyhisselam'dan sonra, peygamber gelmeyecektir. İyi huylu olan, dünya ve ahiret saadetlerine kavuşur. Çünkü iyi huylu kimse, Allahü Teala'ya ve kullara karşı olan hakları, vazifeleri ifa eder. Sureti ve huyu güzel olanı cehennem ateşi yakmaz. Kendinden uzaklaşanlara yaklaşmak, zulmedenleri affetmek, kendini mahrum edenlere ihsan etmek, güzel huylu olmaktır. Kızdığı zaman, yumuşak davrananın kalbini Allahü Teala emniyet ve iman ile doldurur. İyi huylu kimse, kendisine darılana iyilik yapar. İhsanda bulunur. Malına, haysiyetine, bedenine zarar vereni affeder. Korkusuz ve emin olur. Kötülük edene iyilik yapmak, iyi huyların en üstünüdür. Kamil insan olmanın alametidir. Düşmanları dost yapar. Her Müslüman, kalbinden bütün kötü huyları çıkarıp, iyi ahlakı yerleştirmelidir. Birkaçını çıkarıp, birkaçını yerleştirmekle, insan güzel huylu olmaz. Tasavvuf, insanı bu kemal kavuşturan yoldur. Böyle olmayan yola, tasavvuf denmez. 26 Mart 2021, Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek.